Bu Cenab-ı Hak öyle bir sünnet kurmuş ki emrettikleri tam insanın yararına, faydasına, mutluluğuna doğrudan hizmet ediyor. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Sadece bana kulluk demişken ve anne babana iyilik dedi. Çünkü onların vereceği sevgiyi, o geri dönüşü hiçbir şeyde bulamazsın. Onlar senin dibinde, dünyaya geldiğinde en yakınında olan kimselerdi. Duygularınla da düşünsen, mevzuyu ele alsan, aklederek de değerlendirsen, bu insanlar senin onlara eşlik etmeni, hoşnutlukla eşlik etmeni hak ediyorlar. Bunlardan koparsan, evladından koparsan, yarın yaşlandı diye şu bu şekilde başkalarından uzaklaşırsan, bu kadar bencilleşirsen, akıbetin perişan olur. Ancak eğer hayattan başkası yok ise, bu denklem doğru bir denklemdir o zaman. Eğer hayattan başkası yok ise, o zaman herkes hayatını en iyi şekilde değerlendirmenin çaresine baksın demek anlaşılabilir bir şey olur. Ama hayat geçici ve sonlu bir dönem ise, kalıcı olan bir yaşama taşınacak isek ve bu sistemi yürüten bir kudret bu hayattaki tepkilerimiz üzerinden kalıcı diyarda bize bir yaşam tayin edecekse, o zaman iyilikler anlamlı hale gelir. O zaman doğrular anlamlı ve gerekli hale gelir. Diğer türlüsünü tutturamazsınız. Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına çıkarttıktan sonra da ahlak var diye bangır bangır bağırıyorlar. Ateistin de ahlakı olur diye söyleyip duruyorlar. Hayır, makul değil. Ateistin ancak riyakar ahlakı olur. Etrafındakileri bir dönem yanılttığı bir ahlakı olur. Bir hesap içerisinde bir ahlakı olur. O hesap değişirse o da hemen ahlakını değiştirir. Samimi bir ahlakı olmaz. Allah'a karşı içtenliği olmayanın bu yaşamda hiçbir surette hiç kimseye karşı içtenliği olmaz. Samimiyetin, içtenliğin, iyiliğin kaynağı Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle yoksa birbirlerini kandıran, bir sonraki adımda daha fazlasını kazanmak için bugün iyi görünen kimseler vardır. Yahut ben kötü davranırsam komşu da kötü davranır, ucu bana dokunur diyen kimselerin ahlakı vardır. Bu ahlak, bunlar iyilik kaynaklı değil, hesap kaynaklı riyakar ahlaktır. Hesap değişirse, denklem bozulursa, komşu düşerse bu kez tamam, ona bir tekme vurup orayı ele geçiren bir anlayışı olur. Artık zararının kendisine dönmeyeceğini hesap ettiği yerde ahlakı sürdürmeyi anlamlı bulmaz. Diyargamı sürdürmeyi anlamlı bulmaz. Halbuki müminler Allah Azze ve Celle için bunları yaptıklarından, Allah Azze ve Celle de hayatın da, mematın da, ahiretin de sahibi olduğundan, o iyiliğin sebebi ve kaynağı hiç tükenmeyeceğinden, onun da samimiyeti, iyiliği hiçbir zaman tükenmez. Tükenmemelidir Allah Azze ve Celle'ye bağlı olduğu sürece. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ. İşte ahirete inanmayanların fotoğrafı bu.